A -Para ekranlarından mutlu günler. Saatler 12'yi gösteriyor. İhracatın yıldızlarıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, ihracatçının 2020 gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta bize İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki eşlik ediyor. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dilerseniz biz teşekkür ederiz efendim burada bizimle olduğunuz için. Çünkü ajandayı konuşmaya devam ediyoruz. Evet, Yepyeni bir yıl evet. var önümüzde. Dilerseniz ajandayı bir açalım öncelikle. Açalım. Ki Türkiye'nin elbette konumu çok önemli. İhracatçı için de en önemli maddelerden biri bu. Üç tarafı deniz ve... Son zamanda da dört tarafı sorunlarla çevrili bir coğrafyadayız. Tabii bir yandan Türkiye'nin küredeki o artan hakimiyetini, fırsatları, barındırdığı fırsatları konuşuyoruz. Diğer yanında da sorunlar var dedik efendim. Peki bu gelişmeler ihracatçının 2020 planlarını nasıl etkileyecek? Hemen tabloyu da ekrana getirdik. Elbette bir komşularla olan e, gündem var. Bir yandan da küresel gündem söz konusu. Evet. Ne var burada? Amerika-Çin ticaret müzakereleri, Brexit süreci, Avrupa'da resesyon, en hızlı büyüyen kıta olan Asya'daki yavaşlama ve elbette Merkez Bankalarının kararları. Evet. En birinciden başlayalım isterseniz. Hakikaten en güzellerden biri. Hem siyasetten hem ticaret olarak Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren Amerika-Çin ve Amerika Çin olayı arasında Türkiye'nin pozisyonu. Tabii ki biz hiçbir ülkenin hiçbir ülkeye takışmasını, hiçbir ülkenin hiçbir ülkeye yanlış şekilde hareket etmesini arzu etmeyiz. Ama şu andaki pozisyon Amerika ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık bir gerçek. E, Amerika e, hakikaten Çin'in önemli ihracat ithalat yaptığı bir ülke. Çinden çok inanılmaz. Bütün e, ürünlerini Çinden getiriyorlar diyebiliriz özellikle bakarsak. Dolayısıyla biz bu e, aradaki bu yavaşlamadan nasıl faydalanabiliriz diye hep beraber düşünmemiz lazım. Bütün sektörler düşünüyorlar. Biz de demir ve demir dışı olarak tabii ki bu işe çok yakinen bakıyoruz. Ee, şu anda Amerika'ya sattığımız 350 milyon dolar civarında demir ve demir dışı olarak sattığımız bir ürün çeşitliliğimiz var ama en çok yukarıda giden ürünlerin arasında alüminyum gözüküyor. alüminyumda da yaklaşık %174 oranında bir artış yakalayabildik. Alüminyumcularımız, alüminyumla ilgili arkadaşlarımız Amerika pazarında çok güçlü devam ediyorlar. Bu arada tabii ben bizim de sektörümüz benim de sektörüm mutfak onu da yakından takip ediyoruz. E, döküm sektörü var çok. Biz birlik olarak bir defa çok zengin bir sektörüz. Alüminyum, bakır, paslanmaz çelik ve diğer metallerden yapılan e, inşaat malzemeleri, alüminyum profil gibi çok çeşitli ürünleri ihraç eden bir sektörüz ve 8.2 milyar dolar ihracat yapan bu sene de inşallah 8.5 milyar dolar civarında ihracat yapmayı bir hedefimiz olan bir birliyiz. Ee, örneğin e, mutfak sektöründe Çin e, şeyden Amerika Çin'den 35 milyar dolar ithalat yapıyor. Ve biz buraya sadece 150 milyon dolar, 159 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştirebiliyoruz ki çok az. E, tabii ki Çin'in çok uzun zamandır yapmış olduğu ihracatla orada bir kültür oluşmuş, Çin malları kültürü oluşmuş. Bunu yenmemiz gerekiyor. Bunu yenmek için de e, elimize bazı enstrümanlar var. Türkiye Tanıtım Grubu'nun verdiği bir takım destekler var biliyorsun Türkiye'yi tanıtmakla ilgili bütün sektörlerin yaptığı çalışmalar var. Biz de mutfak sektörüyle ilgili bir çalışma yaptık. Bundan sonra önümüzde iki tane fuar var. E, Nisan ayında ve Mayıs ayında. E, bu fuarlarda hem ev tipi mutfak eşyaları fuarı hem de endüstriyel mutfak fuarı. Bu iki fuarda da e, mutfaklar kurup, yani tamamen Türk malı mutfaklarla oraya gidip, Türkiye'den bir ahçımız ve Amerika'dan da çeşitli açılarla. Bizim cihazlarımız ve bizim set üstü malzemelerimizle, mutfak malzemelerimizle bir şeyler pişirerek, Amerika'da bir yerlerde bir şeyler pişirerek, Amerika'daki bazı sosyal etkinliklere katılarak mutfak malzemelerimizle orada kendimizi ifade etmeye çalışacağız. Bir algı yaratmaya çalışacağız. Çünkü bizim ürünlerimiz dünyanın 130 ülkesinde zaten hareket görüyor. Dünyanın her yerinde satılabilen ürünler. Tabii Amerika'da ürün satmanın bir takım zorlukları var ama bunları da aşmakla ilgili bütün sektör temsilcilerimizle görüşüyoruz. Sadece mutfakta değil, bütün sektör temsilcilerimizle görüşüyoruz. Bazı standartları, bazı teknik standartlar oluşturmamız lazım. Onları oluşturuyoruz ve Amerika'da biz bu Amerika için anlaşmazlığının Türkiye lehine dönmesiyle ile ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz birlik olarak. Yani bunu da bütün birliklerin yaptığını çok net biliyorum. Yani bu bir anlamda Türkiye'nin çıkışı. Yani bizi biliyorsunuz şu anda ihracatımızın en büyük bölümü Avrupa Birliği'ne yapılıyor. Biz Avrupa Birliği'ni hiçbir zaman ihmal etmeden, hiçbir zaman unutmadan sürekli Avrupa Birliği'nin içerisindeyiz. Ama sizin de söylediğiniz gibi dünyadaki konjektür bizi bir takım ülkelere yönlendiriyor. Soruların içerisinde var mıdır bilmiyorum ama biz ihracatçılar olarak dünyanın her yerine gitmeye hazır, dünyanın her yerinde oyuncu olmaya hazır. Hiç korkmadan, hiç ürkmeden her tarafa gidebilen bir ihracatçı e, ...grubuyuz. Türkiye'nin şansı bu. E, bu Bütün bu anlaşmazlıkları çözeceğiz. İkinci sıraya gelirsek Brexit süreci. Ben devam edeyim mi böyle? Lütfen buyurun. <laughs> aslında az önce altını çizdiniz. Yani şunu da hemen e, sormak isterim. Gastronomiden aslında söz ettiniz ki... ...turizm ve ihracat Türkiye'nin dünyaya açılabildiği... ...iki evet. önemli sektör. İhracata baktığımızda 70 bin ihracatçı söz Duvar. konusu. Türkiye'nin bu ihracatçılardan çok fazla beklentisi var. İhracatla katma değerle büyümeyi isteyen, arzulayan bir ülkeyiz ve aynı zamanda 2020 hedefi de 191 milyar dolar. Evet. Yani burada sizin ana gündeminiz ne olacak 2020'de pek? Yani biz şimdi tabii siz de hepiniz bütün bütün Türkiye bunu biliyor ve tanıyor artık. Türkiye ihracatta, Türkiye'deki herkes ihracatta çok yakın oldu. İhracatın önemini herkes tarafından algılanmış oldu. Dolayısıyla et, sizin de gördüğünüz gibi ihracat ülke, haritamızdan birçok ülke düştü. Yani Kuzey Afrika ülkelerin bazıları düştü. Yani burada Libya var başta işte Mısır var. E, bu tarafa şey gelirsek, Körfez'e gelirsek Abu Dhabi, Dubai, Suudi Arabistan gibi yavaşlayan ülkeler var. Suriye tamamen düştü. E, bir tek şu anda bir, biraz Irak yükseliyor. Yani son zamanlarda bir yükseliş içerisinde. Suudi Arabistan'da da bir takım şeyler yapıyoruz ama yavaşlayarak gidiyor. Dubai'de de yapıyoruz, yavaşlayarak gidiyor. E, şimdi bizim bütün ihracatçılarımız Dünyanın her yerine biraz evvel söylediğim ki gidebilen kabiliyetle ve güçle ve cesaretle insanlar ve gruplar. Yani bakın dünyada bir Afrika var şu anda. Afrika'da bütün hayat yeniden yazılıyor. Yani Afrika'da bir ülkeyi önünüze aldığınızı, geçmişte Rusya'da bunu yaşadık. Önce marketler açıldı, sonra lokantalar açıldı, sonra oteller açıldı, sonra alışveriş merkezleri açıldı, sonra büyük büyük hastaneler yapıldı, sonra büyük plazalar yapıldı. Yani bu söylediğim şey tamamen bir çizgi. E şimdi Afrika'da da aynı şey. Yollar yapılacak, altyapılar yapılacak, binalar yapılacak, oteller yapılacak, sinemalar yapılacak, restoranlar yapılacak. Yani dolayısıyla insanların ihtiyacı olduğu, yaşamakla ilgili olduğu her şey yeni baştan yapılacak ve buralarda bizlere ihtiyaç var. Ve de biz bu konuda hem inşaat konusunda, hem inşaat malzemeleri konusunda, hem içerisini donatmak konusunda, Ham maddeler konusunda çok zengin bir ülkeyiz, çok başarılı bir ülkeyiz. Yani biz Afrika'yı muhakkak göz önünde tutarak hareket edeceğiz. Bizim radarımızdan düşen ülkelerin yanına bu ülkeleri koyarak devam edeceğiz. Ve bu çalışmaları da her zaman yapıyoruz. Oralardaki fuarlara katılıyoruz, oralarda urge faaliyetleri yapıyoruz. Oralarda ticari heyetler yapıyoruz ve dolayısıyla yürümeye devam ediyoruz. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti'ni biraz unutmuştuk. Belki biraz şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde hareketleneceğiz. Çünkü oralarda da hareket etmemiz lazım. Yine Avrupa Birliği'nin Doğu bloğu ülkelerini biraz e, yavaşlatmıştık. Daha çok ülkelere, daha büyük ülkelere giderek oralarda biraz yavaş gidiyorduk. Romanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan gibi de tekrar hareket etmemiz lazım. Yani düşenlerin yerine ikram edeceğimiz çok ülke var. E, Türkiye, bu arada şimdi Güney Amerika'daki etkinliklerimiz, bütün ihracatçı birliklerin Güney Amerika etkinlikleri son derece fazla. Yani hem Amerika hem Güney Amerika'da çok başarılı şekilde işler yapmaya çalışıyor. Bizim sektörün Urgele faaliyetlerim, yani 6 tane Urgemiz var, 6 Urgemize Güney Amerika'ya gidiyor, Afrika'ya gidiyor, Avrupa'nın birçok ülkesine gidiyor. Yani hem endüstriyel mutfakta, hem ev tipi mutfakta, hem kaynakta, hem dökümde, hem alüminyumda, hem inşaat malzemelerindeki Urgecilerimiz, yani Urge demek rekabeti geliştirme organizasyonu ihracatta 20 firma, 30 firma, 40 firma bir araya gelerek çantalar ellerinde. Hepsi birbirine rakip ama aslında hepsi bir, bir yan yana giderek bir güç birliği yapıyorlar ki çok önemli. Yani devletin şu anda bence verdiği önemli teşviklerden bir tanesi. Bu teşviklerle dünyanın her yerini dolaşarak biz, yani dediniz ya ihracatçı ne yapıyor? İhracatçı şu anda radarına bütün dünyayı almış durumda. Eksilen ülkelerin yerine çok daha fazla ülke koymakla ilgili çalışıyor. Yani ana günden başlı pazardaki ağırlığın evet. değişiyor olması olacak ülkeler evet. açısından. Peki hemen buraya Katar'ı da eklemek isterim. Çünkü geçtiğimiz günlerde Katar'a bir çıkarma yapmıştınız ve Katar'ın da 2020 gündemi yoğun ülke olarak hem olimpiyatlar var. Burada Türk şirketleri orada önemli yatırım yapıyor. İnşaat şirketleri bildiğim kadarıyla zaten büyük de bir havalimanı çalışmasında yine bir Türk şirketinin imzası söz konusu. Evet. Ne vaat ediyor Katar Türkiye için? Valla biz geçtiğimiz hafta 10 gün önce Katar ve Kuveyt'e gittik. İkişer kişi e, olmak üzere e, 12 tane 12 tane firma 16 tane firma ile gittik. İnşaat malzemeleri sektörüyle gittik kilitçiler, demirciler, alüminyumcular, e, kaynakçılar. Yani birçok bütün sektörleri içeren bir heyetle gittik. E, dediğiniz gibi Kuveyt ve Katar çok önemli. Bizim şu anda hem e, ilişkilerimizin çok iyi olduğu bir ülkeler e, arasında. E, Türkiye'ye çok yakınlar. Türkiye'den mal almayı çok arzu ediyorlar. Ve biz de oralarda güçlü olarak gidiyoruz. Kuveyt'in havalimanına tav yapmış. Katar'ın havalimanında şimdi limak yapıyor. Yani gittiğimizde bir defa daha ülkeye girer girmez gururlandık İkisi de yeni işler almışlar Tav geliştiriyor lima gittik Katar'da o da hem yeni bir havalimanı yapıyor bir de yanında e, otoparkın ihalesini almışlar onu da devam ediyorlar dolayısıyla gittiğimiz iki tane ülkede de çok önemli kimşilerle görüştük örneğin bir tanesi e, Katar'da onların bayındırlık bakanlığı dedi Aşkar diye bir e, organizasyonlarına gittik e, 2020 olimpiyatlarına kadar yapılacak olan 55 milyar dolarlık e, inşaat projelerinin kontrolünü yapan şartnamesini çıkartan, ihalesini yapan ve takibini yapan kuruluş. Onlarla büyük bir toplantı yaptık. Bütün firmalar kendilerini tanıttılar. Tabii bu ülkelerde bazı sorunlar var. Sadece burada değil. Katar ve Kuvvetli'dir. Dubai'de de aynı şey var. Suudi Arabistan'da da aynı şey var. Abu Dhabi'de de her tarafta şartnamelerle ilgili bir sorun var. Bu ülkelere maalesef geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz 10 yıllarda, 20 yıllarda İngilizler, Amerikalılar, Avrupalılar şartnameleri yazmakla ilgili yani mimari firmalar bu oraları manipüle eder hale gelmiş. Oraları onların şartnameleriyle yürütür hale gelmişler. Biz bütün bu toplantılarımızda şartnamelerde muhakkak Türk Türkiye'nin standartlarının da geçerli olduğu, TSE standartlarının da geçerli olduğu, Türk malının da alınabilecek mallar arasında olması gerektiğini ifade eden ifadelerin olmasını arzu ettik. Şartnamelerle ilgili bundan sonra Arın başındaki beyefendi Türkiye'ye davet ettik. Burada fabrikaları gezdireceğiz ve Türkiye'deki bu gücü göstermeye çalışacağız dolayısıyla biz şartnamelerde eğer önceden giremezsek, eğer şartname içerisinde Türk malları tanımlanamıyorsa, gizli olarak tabii bunların hiçbir tanesi Türk meden mal alınmaz diye bir şey yazmıyor ama öyle maddeler, öyle kodlar, öyle numaralar koymuşlar ki onları geçmek için çok uzun çalışmalar yapmak lazım. Onlar da bunun farkındalar. Farkına vardılar bizim söylediklerimizden sonra. Bunları düzelttirerek yola çıkacağız. Kuvvet'te yaptığımız, Katar'da yaptığımız çalışmalar çok şey oldu. Hatta hemen dönüş oldu. Bizi tekrar ne zaman bir araya gelebiliriz diye bize sormaya başladılar. Ee, Katar'ın e, şu andaki yatırımları çok yüksek. Bir sürü e, stadyum yatırımları var, yol yatırımları var, köprü yatırımları var. Ve birçok da Türk firması orada iş almış, onları devam ettiriyorlar. Onlarla görüştük. E, i̇şte askeriyesinin yatırımları var. E, bütün bunların hepsiyle birebir görüşmeler yaptık. Oradan kuvvete geçtik. Kuvvetli de havaalanı iner inmez yukarıdan koskocaman bir inşaat gördük. Orada kocaman bir Türk firması dünyada bir ilk olabilecek teknolojiyle bir havalimanı yapıyor. E oraya gittik sağ olsunlar Bahattin Bey, Limak Holding'in yetkilisi Bahattin Özdemir Bey bizi karşıladı. Ve bütün yetkililerle beraber bizi gezdirdi, bütün heyetimizi. Bir karşılıklı toplantı yaptık. Biz neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi anlattık. Hemen onlar da teknik şartlarına Türkiye'deki, onların da belki farkına varmadığı bazı ürünlerden ilaveler yaptılar. Yani inanılmaz bir şekilde bir inşaat yapıyorlar. 100 bin metrekarelik fabrika kurmuşlar. Beton fabrikası, demir fabrikası, döküm fabrikası inşaatı yapabilmek için. Tahsin Bey aslında tam da buna e, bu konuya girmek e, isterim. Yani bir Türk firması yurt dışında büyük bir proje aldığında diğer Türk firmalarını beraberinde getirebiliyor mu? Örneğin havalimanı projesinden bahsettiniz. Restoranları var, mutfakları var. Yani Siz endüstriyel mutfak tarafını da e, temsil ediyorsunuz. Örneğin gittiğinde bir... Türk firması diğer Türk firmasına da öncülük etmiş oluyor biliyor mu? Yani nasıl bir çerçeve var burada? Ya bu, tabii ki ben e, Türk firmalarının kesinlikle Türkiye'den mal almakla ilgili kanaatları ve istekleri olduğuna orada e, inandım. Kesinlikle öyle olduklarına eminim ama biraz evvel söylediğimiz zorluklar var. Öyle şartnameler, öyle maddeler konmuş ki yani e, aynı olan ürünü dahi %100 aynı olduğunu ispat ettiğimiz ürünü dahi o marka olmadan geçiremediğiniz şartlar var. Yani bu inşaat firmalarının elinde değil. Bunu geçmişten düzenleyenlerin böyle yap Yani biz başından bozmamız gereken bir takım oyunlar var. E, bu oyunları konuştuk. Yani onlar istiyorlar. Tabii e, inşaat firmalarıyla ilgili belki hükümetimizin verebileceği bazı teşvikler olabilir. Yani Türk yurt dışında yaptığı bir inşaatta Türk malzemesi kullanması halinde Türkiye'den ithal etmesi halinde bir takım pozitif ayrımcılıklar, bir takım vergi avantajları, bir takım farklı avantajlar vererek onları da bizim savaşımızın içerisine sokup o şartnameleri değiştirmekle ilgili bir takım çalışmalar yapmasını sağlayabiliriz. Tabii onların da işleri, inşaatın ihalesini almak ve inşaatı yapmak bir diğer detaylar konusunda ikinci etapta uğraşmaları gerekiyor. Önce Türk malını yapayım, ondan sonra inşaat ihalesini alayım derlerse işi kaçırabilirler. Yani bu bunu güzel bir uyum içerisinde halletmemiz lazım. Dünyada şu anda biliyorsunuz Türkiye ilk 100 firma içerisindeki inşaatçı firmalar arasında, ilk 200 firma içerisinde ikinci sırada. Yani Çin'den sonra biz Türkiye olarak dünyadaki en önemli inşaatçıların olduğu ülkeyiz. Dolayısıyla bu inşaatçıların bizim muhakkak malzemelerimizi kullanmak gibi bir istekleri var ve biz onları sağlayacağız. Dediğiniz gibi bundan sonraki günlerdeki, yani inşaatın bugünden sonraki kısmında bizim ürünlerin kullanmasıyla ilgili konuşmalarımıza başladık. Tekrar yerinde tespit ederek... Kuveyt'te ondan sonra gittik sanayi odası ve onların union dedikleri bir kuruluşla bir araya geldik. Sanayi odası ve ticaret odasının başkanı ve başkan yardımcısıyla bir araya, başkan yardımcısıyla bir araya geldik. onlar da çok heyecanlandırdılar. Orada da bir takım yatırım imkanlarını anlattılar, vergisizliklerini anlattılar, bir takım avantajları anlattılar ama biz daha çok onlara bir şeyler satmakla ilgili konuştuk. Bundan sonraki projemizde oradan ticaret edicisi ve büyük edicisi çok şey, hakikaten çok çalışkan ve bu işe girmişler. Hanım efendi ile bir ticaret etişimimiz. Ee, orada e, bu konuları anlatırken dedik ya ne yapabiliriz? Biz size nasıl Türkiye'deki malların sizinle çok uygun olduğunu anlatabiliriz. Birçok sektörde girmişiz zaten. Bizim sektörümüz mesela orada çok güçlü bir yerde. Ama e, birçok sektörü daha da e, zandırmak lazım diye. Türkiye'deki yapılan her fuara orada yaşayan bizim o sektörlere uygun iş adamlarını davet edeceğiz. Onları fuarlarımızı gezdireceğiz. Fabrikalarımızı gezdireceğiz ve çok böyle bir yakın bir temas halinde işte yürütmeye çalışacağız. E gittiğimizde orada bir baktık ki bir savunma sanayi fuarı var. Savunma sanayi fuarının %50'si Türk firmaları oluşmuş. Arkadan çok güçlü bir çıkartma yapmışız. Orada onları ziyaret ettik. Onların neler yaptığını, neler yapabileceklerini anlatmaya çalıştık. Yani Kuveyt ve Katar ziyaretimiz hakikaten çok yoğun geçti. Bundan hemen sonra Dubai ve Umman seyahatine çıkacak arkadaşlarımız Nisan ayında inşallah. E Tabii bu arada Şubat ayında Ambient fuarına gideceğiz. Yani biz der, birlik olarak 11 tane fuar yapıyoruz dünyada. Yaklaşık 10 tane, 12 tane işte, urge faaliyeti yapıyoruz. Bir takım ticari heyetler yaparak buralarını da hep inceleyerek, önceden inceleyerek ne yapmamız gerektiği ile ilgili randevuları alarak yol almaya çalışıyoruz. Çok verimli işler yapmaya çalışıyoruz. Yani ihracatçı birliklerinin faaliyetleri arasında ihracatçının ihracatını artırmak var. Urge faaliyetlerine baktığımızda her gittiğimiz ülkede hangi firmalar gittiyse onları ölçümlüyoruz. Hepsinin şu ana kadar %20, %15 civarında ihracatların arttığını tespit etmiş oluyoruz. Japonya'ya da bakalım çünkü şimdiki... Brexit'e atladık birazcık. Brexit'e atladık, Brexit'e de gelelim. Peki. Şimdi bir... <laughs> hangisini tercih edersiniz? Sırayla gidelim o zaman. Avrupa diyelim. Şimdi Avrupa'da bugün zaten İngiltere'de Brexit oylaması söz konusu. Evet. Johnson güçlü bir şekilde çıktı seçimden. 31 Ocak'ta da Brexit'ten çıkacağız dedi. Bu noktada şimdi bir oylama söz konusu ki... Türkiye'nin en büyük ticaret partneri Avrupa Birliği ülkeleri. Burada sizin... Evet, Avrupa Birliği içerisinde İngiltere evet. de ikinci sıralarda. İngiltere Akari ve Almanya. Önemli. Almanya, ondan sonra İngiltere geliyor. Gerçi Hala an. önemli koruyor ama değil mi? İhracat pazarları e, Koruyor, arasında. koruyor. Ben koruyacağını da düşünüyorum. Yani şu anda bizim başımıza gelecekler Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerine de başına gelecek. Neticede Gümrük Birliği eğer sorunsa... Yani Almanya'dan İngiltere'ye satılacak için de önemli. Fransa'dan İngiltere'ye satılacak için de önemli. Bizim için de önemli. Biz ürünlerimize şöyle baktığımızda bizim gümrük oranlarımız çok da fazla değil. yani çok son kötü bir durum çıkarsa ortaya gümrüklü satmak zorunda kalırsak çok yara vermeyecek. Ama benim tahminim, başkalarının da tahminleri de aynı. Bir sene bir defa bu, bu şekilde geçmiş düzende gidecek. Avrupa Birliği onlarla bir serbest ticaret anlaşması yaparsa genel anlamda biz de serbest ticaret anlaşmasının içerisinde olacağız diye düşünüyorum. Tabii Avrupa Birliği bize her zaman bu şekilde şey davranmıyor, sağlıklı davranmıyor. Örneğin Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta yaptığı. E, şeyleri serbest ticaret anlaşmalarına da bizleri dahil etmediler. Biz oralarda zorluk çekiyoruz. Ama burada herhalde biz muhakkak bu Avrupa Birliği'nin yapacağı anlaşmasının içerisinde olmaya çalışacağız. Yani bir eksili bir şekilde geçebiliriz diye düşünüyorum. Burada bir de tabii işin Amerika ayağı var. Yani G20'yi hatırlatmak isterim. G20'de tüm bu süreç yaşanmadan önce Trump Johnson'la bir görüşme yapmıştı. Çok büyük bir anlaşma yapacağız ama önce onlar bir ayrılsın demişti hatırlarsanız. Şimdi o süreçle yaklaştı. Amerika ayağı biraz daha dengeleri değiştirir mi? Ne dersiniz? Yani Amerika tabi orada kendilerine pozitif bir durum yaratmaya çalıştığını hissediyoruz. Ee, bu durum yani biz ikam bizim ürünlerimizi ikame edecek işler olmayacak orada. Bizim satacağımız ürünler bizim bizim şu anda sattığımız ürünler başka ülkeler tarafından hemen ikame edilecek ürünler değil Amerika'da dahil. Amerika şu anda kendi maliyetleriyle bizden daha rekabetçi olamaz İngiltere'de. Onun için e, gümrük avantajlarının oranlarını da kontrol ederek hareket ediyoruz. E, bir yol buluruz diye düşünüyorum. Yani Brexit bizi hemen korkutacak bir şey değil. Ama tabii kontrol etmemiz gereken bir şey. Peki Asya'ya geçelim. Asya tarafında Çin'den az önce de söz ettiniz. Bir de tabii ön plana Japonya çıkıyor ki Japonya son dönemde Türk firmalarının radarını aldı diyebiliriz. Ki 2019'un başından bir yana da yaklaşık 11 Japon firması Türkiye'de faaliyete başladı. Evet. Bir diğer bildiğimiz konuda sizler de Japonlarla el sıkıştınız. Nasıl evet. bir anlaşmaya imza attınız efendim? Ee, biz de bundan iki sene önce başlayan, bizimle müşteri satıcı ilişkisini geçtiğimiz günlerde bir ortaklık anlaşmasına çevirdik hayırlısıyla. %28.6 oranında bir Japon firmasıyla dünyanın önemli firmalarından birisi Hojisaki. Dünyanın 3 numaralı firması, 51 ülkede fir şirketi olan, 15 bine yakın çalışanı olan, büyük şeyli, montanlı bir firma. Dünyanın ilk buz makinesi üreticilerinden bir tanesi. 8,5 milyar dolarlık Şirket değeri işte iki buçuk milyar dolarlık da ticari hacmi olan bizim iyi bir müşterimiz idi. Çinlik iş yaptık. İnşallah bundan sonraki zaman diliminde onların da bize katacakları teknolojik bilgilerle bizim de onlara katacaklarımızla Türkiye'de yatırımlar yaparak, kapasitelerimizi arttırarak, daha çok insan çalıştırarak ülke ekonomisine katkı vermeye çalışacağız. Bizim için mutluluk verici bir şey. Anlamlı bir anlaşma yaptık. Yönetim tamamen bizim kontrolümüzde olacak kaydıyla hiçbir şekilde hiçbir yönetim biçimimizi değiştirmeden aynı standartlarda onların dünyadaki sinir uçları olacağız. Yani biz aslında bizim için söylemiyorum, Türkiye için söylüyorum. Japonya'dan ve uzak doğudan gelecek yatırımların yatırımlara Türkiye'nin çok önemli önemli olduğunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin lokasyonu dünya pazarlarına çok yakın, dünyanın yarısına çok yakın. Dünyanın en çok alışveriş yapan, dünyanın ekonomisi büyük, gelişmiş pazarlarına çok yakın. Gelişmemiş pazarlarına da gidebilecek insan gücü olan biraz evvel anlattım Afrika'yı. Bu ülkelerin insanların bizler kadar derinlemesine incelemeleri son derece zor. Bizler cesaretimizle ve heyecanımızla dünyanın her köşesine, en zorlu yerlere, en zor yerlere gidebilen bir ihracatçı ülkeyiz ve insan ihracatçı grubuyuz. Elemanlarımız çok başarılı, bankacılık sistemimiz düzgün, ihracatı öğrenmiş ve buna konsantre olmuş bir ülkeyiz. Yani bizde firmalarla ortak olduklarında kocaman bir ülkeyle ortak olurlar. Kocaman bir ülkenin heyecanıyla ortak olurlar. Şu anda herkes ihracatı düşünüyor. Türkiye'de ihracat çok önemli. Yani güçlerine güç katan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Onun için buraları tercih etmeleri bence doğru. kendi ülkelerindeki getirileri, paralarına getirileri burada çok daha farklı değerlendirilebilecek. buradaki genç insan nüfusu onlar için çok önemli. Yani kendi şehirlerine, güçlerine buradan genç insan enjekte ederek yürüyeceklerini hissedebiliyorlar. Dolayısıyla doğru bir iş yaptıklarına inanıyorum. E, birlikteliklerin de Türkiye'de doğru olacağını düşünüyoruz. Türkiye'ye yatırımın gelmesinin önemli olduğunu herkes söylüyor, biz de söylüyoruz. İnşallah daha çok yatırım gelir dünyanın her yerinden. Biz bunların bir bölümünü başarmış olan firmalardan birisiyiz, mutluyuz. Tabii yatırım açısından finansman en önemli başlık. finansman neticesinde de tabii diğer bir önemli konu faizler. Hemen burada da son maddede görebiliyoruz. Merkez bankalarının faiz kararları önemliydi ki 2019'da faiz indirim süreçlerini takip ettik küresel çapta da. İçeride de Merkez Bankası'nın indirimlerini takip ettik. Ve tabii ki burada ihracatçının destekçisi olan Exim Bank'ı da unutmamak gerekiyor. Evet. or tarafta da yine bir indirim söz konusu oldu ama... Ama bildiğim kadarıyla da e, bazı prosedürlerin de yerine getirilmesi gerekiyor. Ama ihracatçıların bu noktada e, talepleri de var. Onu da sizden dinleyelim efendim. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Exim Bank Türkiye ihracatçısı için bir şey, can simidi. Hakikaten bir şans. Exim Bank'a bir defa e, her şekilde teşekkür etmemiz gerekiyor. Exim Bank, e, ihracatımızı ve kredi garanti fonuyla birlikte e, zor günlerinde e, elinden tutmuş, güçlendirmiş hala da devam eden bir e, bankamız. Geçtiğimiz günlerde de bir toplantımız vardı. Çok da önemli, güzel konular konuştuk. Eksim Bank ihracatımıza destek verirken bazı sorunlarımız var. Onları anlatmaya çalıştık. Örneğin Eksim Bank'ın e, kredi verme e, yönteminde bir özel bankadan teminat mektubu alarak Eksim Bank'a bu teminat mektubunu vererek kredileri almak var. Ama tabii kredi mektubu, teminat mektubunu almak büyük firmalar için kolay. E, yani gücü çok yerinde olan firmalar için kolay ama e, şu anda Türkiye ekonomisinde bazı firmalar birçok firmamızın şu anda ek, bilançoları da biraz zayıf. Yani bu e, tamamen e, firmalardan da değil. Dünya ekonomisinin geldiği, dünya ekonomisinin yavaşladığı, dünya ekonomisinin getirdiği hareket burada bire de var gördük problemden bahsettik. Problemlerin ortaya çıkarttığı bir olumsuzluk var. Eksim Bank'ın bu teminat mektubu konusundaki işi biraz daha farklı gözlükle bakması ve de firmaların Eksim Bank'ın bu sonuçlara erişmesinde biraz daha destek olması gibi talepler var üyelerimizden. Onları çözmeler lazım. Bir de Eksim Bank'ın sadece banka teminat mektubu yerine başka enstrümanların da teminat kabul etmesi gibi isteklerimiz var. Yani Tabii. örneğin devletten alacağımız KDV'lerin Eksim Bank'ta bir teminat karşılığı olabilir mi? Bir incelemelerini istedik ki onlar da bakacaklar. Tabii bu sadece onların vereceği bir karar değil. Maliyenin de vereceği bir karar. Geleceği zaman belli olmadığı için onlar gelmediği anda e, bu para e, bizimle ters bir duruma düşebilirler diye bunları çözmeleri gerekiyor. E ne bileyim Exim Bank 7000'e yakın ihracatçımızı dünyanın birçok ülkesinde e, sigortaladı. Yani ihracatçıların ne demek sigortaladı? Bizim ürün sattığımız ülkelerdeki firmaların paralarını ödeyecekleriyle ilgili bir sigorta yaptı. Yani bu kesin alınacak bir para. Alacak e, bu, sigortası. Evet yani alacak yani. sigortası. Hem iç piyasada hem e, dünyadaki alıcılardan. E Bunları da teminat olarak kabul etmeleri önemli diye düşünüyoruz. Ee, bir de bakarken firmalara sadece e, şeye bakarak, bilançoya bakarak karar vermelerinin dışında o şirketin hikayesi de, o şirketin ne yaptığıyla da alakalı. Bilançonun öyle olmasının altında neler var? Dövizin farklı hareketleri mi var? İşte bir takım başka aksaklıklar mı var? Yani bunları da göz önüne alarak birazcık da e, yetki almak tabii zor. Oradaki bankayı çalışanları için de zor bir durum ama e, böyle bir genel bir politikaya ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Ee, yoksa Eksim Bank'la ve diğer bankalar faizlerin şu anda biraz geriye gelmiş olması önemli. Bu geriye gelmiş olması e, firmalarımızın borçlarını kapatmakla ilgili, borçlarını yenilemekle ilgili faaliyetlerinde fayda sağlayacaktır. Ama tabii yatırım yapmakla ilgili yatırım bekliyor, hepimiz de bekliyoruz. Yani yatırım yapanlarımız var ama e, bu sadece faiz indirerek yatırım yapma psikolojisine gelmek biraz zor. Veya eldeki kapasiteyi doldurmak lazım, eldeki kapasiteyi bir yere götürmek lazım. Bu kapasitelerde dolmayınca da yeni fabrika yapmanın, sadece faiz düştü diye fabrika yapmanın biraz zor olacağı günlerdeyiz. Birazcık daha psikolojiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla önümüzde hepimizin daha çok çalışacağı, daha çok ihracat yapacağı, daha çok ülkeye gideceği günleri yaşayarak bütün bu sorunları aşmamız gerekiyor. Dövizin olduğu yer, bence dövizin rekabet edilebilir olması önemli. Rekabet edebilen bir dövize ihtiyacımız var. Herhangi bir konumuna ihtiyacımız yok. Sabit, dünyada yeterli çünkü bugüne kadar TL'ye girdilerimizi TL maliyetlerimizi karşılayacak dövize ihtiyacımız var bunu da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Efendim sektörde biraz bakalım mı? Şimdi tabii süremiz de e, daralıyor. Ne kadar e, mutfak sektörüne de bakalım. Şimdi mutfak sektörü, endüstriyel mutfak dediğimizde sektörün büyüdüğünü görüyoruz. Rakamlarla anlatacak olursak mutfak sektörünün ihracat değeri 4,5 milyar dolar seviyesinde. Evet, e, 1,6 milyar dolarını endüstriyel mutfak ürünleri oluşturuyor. İhracat birim fiyatı ise kilogram başına 3 dolar 60 cent civarında. Evet. Yıl sonu ihracat hedefi de 5,5 milyar dolardı. Yakalanabilecek mi hedef? Valla beşi yakalayacağız herhalde ama beş buçuk milyarları yapmakta biraz zorlanacağız fakat bu bizim ihracatçımızın şeyi değil eksikliği değil hakikaten e, ham madde piyasasında e, bütün bizim birliğin ham maddelerinde e, farklı bir seyir e, yol seyretti piyasalar dünya piyasaları bütün ham maddelerde bir gerilemeler oldu dolayısıyla biz ham madde ağırlıklı bir sektörüz yani bunu bu, bunda da öyle alüminyum profilde de öyle bakır telde de öyle kabloda da öyle işte levhada da öyle. Ee, biz e, 5 milyar doları yakalarız. Ama önemli olan şu ki, yani bakın bugün dünyanın önemli bir ülkesinden Türkiye'ye gelen yatırımın da verdiği bir sinyal var. Biz dünyada kabul edilmiş kapasiteleri ve kaliteleri yakalamış bir ülke olduk. Yani şu anda yaklaşık 300'e yakın firmamızda dünyanın her yerine ürünlerimizi satabilecek kabiliyetteyiz. Ee, bununla ilgili bir sektör derneğimiz var. Bu sektör derneği bu konuya çok destek veriyor. Biz ihracatçılar belli olarak çok destek veriyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi bu ürünlerimizle. Gideceğiz dünyanın çeşitli ülkelerinde bu ürünlerin çalıştığını gösterecek hareketler yaparak dünyada endüstriyel mutfak sektörünün var olduğunu anlatacağız. Avrupa'ya ele alırsak Avrupa'da önemli 3 tane oyuncu var. Yani İspanya var, İtalya var, Almanya var bir de Fransa var. Ama biz şu anda bu dörtlü arasında ilk ikiye oturmuş vaziyetteyiz. Hem ivmemiz, yükselişimiz açısından, hem sayılar açısından, hem standartlar açısından. Dolayısıyla kendini kabul ettirmiş bir e, sektörüz önümüzdeki yıl yapacağımız fuarımızda Hostek fuarında yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanı doldurarak dünyadaki, Avrupa'daki ikinci sıraya gelmiş fuar olacağız. Yani birinci fuar hepimizin katıldığı İtalya'daki bir fuar, ama bu sene yapacağımız fuar Türkiye'de yapacağımız fuar da önemli bir fuar olacak, İkinci sıraya oturacak dünyada. E biz bu 360 sent tabii bizi çok aşağıya çeken ürünler var buradan. Yani mesela şu gördüğünüz ürünlere bakarsak bunların ortalama... E, satış fiyatı 25-30 dolarlar civarında. Ürün gruplarını biraz anlatabilir misiniz efendim? Özellikle yani, sizin de tabii, faaliyet gösterdiğiniz. Yani bizim de faaliyet gösterdiğimiz aslında bir sektörle aynı. Ya yani biz fırınlar yapıyoruz. Fırınlar dünyanın e, şu anda kullandığı en son teknoloji fırınlar. İşte kuzineler yapıyoruz. Yine en son teknoloji kuzineler. O ocakların yanında gazlı ocaklar, elektrikli ocaklar, e, bulaşık makineleri, buzdolapları. Şu anda mesela biz bu e, birleştiğimiz firmaya buzdolabı ihrac ediyoruz. Danimarka'ya gönderiyoruz. Yani bütün Avrupa'daki sattıkları bu zaraplarını biz burada üretiyoruz. Yani bütün o markayla, onların markasıyla e, ürünleri yapıyoruz. Şimdi bizim markamızı da aynı şekilde girecek. Bütün pazarlara birkaç markayla girmek gereği de var biliyorsunuz. Her zaman belli bayilerin standartlarından dolayı. E, dolayısıyla biz eksik olan tencereleri biz yapıyoruz. Gastronomi küvetleri yapıyoruz. İşte ne bileyim set üstü dediğimiz çatal kaşık. Yani Türkiye'de yapılmayan hiçbir şey yok. Sadece ekspresso kahve makinesi şu anda yapılmıyor. Onu da yapan arkadaşlarımız var. Başladılar şu anda. O tradition olarak gelişmemişti. Ama şimdi kahve zincirleri gelişiyor. E, Türk kahve makinesi, bundan evvel Türk kahve makinamız yoktu. Kahve evde yapardık. Şimdi makinelerle yapıyoruz. Peki işin içine robotlar ne kadar girdi? Yani e, robotlar yavaş yavaş giriyorlar. Tabii şu anda sadece e, ee, şov anlamında görüyorlar. Mesela fırınlarımız çok akıllı. Hızlı pişirme tencerelerimiz var çok akıllı. Fırınlar her katında ayrı yemeği isterseniz kızartabiliyorsunuz. isterseniz buhar veriyorsunuz. Suyunu eksiltmiyorsunuz. 200'e yakın program var. Hangi yemeği yapacaksa açıyor atıyor içine. Diyor ki işte bugün makarna yapacağız. Yumurtayı şu kadar haşla. Bastım. Hepsi yüzde yüz. Hepsi birbirlerine aynı çıkacak şekilde. Ee, bir daha program yapmadan yaptığımız makineler var. Kendini karıştıran tencerelerimiz var. Yağsız pişiren kızartmalarımız var, çok hızlı pişiren mikrowave fırınlarımız var, onlar da yapılmaya başladı. Yani Türkiye endüstriyel mutfak sektöründe ve ev mutfak sektöründe İtalya'dan Çin'e kadar olan harita içerisinde en önemli tedarikçi ülke. Hem kalitesi açısından hem fiyatları açısından hem standartları açısından biz dünyanın şu anda e, mutfakçısıyız bir şekilde mutfakları ile ilgili alternatif bir ülkeyiz diyebiliriz. Ve de yaratmaya çalıştığımız da bu. Dünya, Türkiye'de mutfak sektörü vardır dedirtilebilirsek bu fuarlara insanlar gelecekler. Bizim ülkemizden ürün teklif edecekler, talep edecekler. Bunu yaratmaya çalışıyoruz. Peki efendim şimdi robot e, dedim az önce. Evet, ee, <laughs> Şimdi o robotları bir ekrana getirelim. getirelim. E, renkli elbette görüntüler ama hani gelecekte iş nereye gidecek? Biraz daha olayın boyutu mu değişecek? Hemen bu soruyu izledikten sonra size izledikten yöneltmek Gerçekten. isterim. Robotlar gelecek efendim ekranlarınıza. Şimdi bir restoran düşünün ama bütün işi robotlar yapıyor. İzleyelim. İnsansı robotlar hayatımızın her alanına girdi. Bunların son örneği de restoranlar. Son teknoloji robotlar sipariş alıyor, yemekleri hazırlıyor, sunuyor. <laughs> Restoranlarda bir insanın yapabildiği her işi artık robotlar da rahatlıkla yapıyor. Buna ilk örnek Boston Downtown Crossing'te bulunan restoran. Restoranda çoğunlukla robotlar tarafından hazırlanan yemekler sunuluyor. Restoranda tüm işlemler baştan sona teknolojiyle donatılmış, dokunmatik ekrandan verilen siparişler robotlar tarafından hazırlanıyor. Müzik Yeni nesil robotların çalıştığı bu dükkanda ise insan eli değmeden hamburger hazırlanıyor. Müzik Yemi robotların hazırlaması hamburgeri daha sağlıklı ve ucuz bir hale getiriyor. Büyük şeffaf cam silindirleri olan makine, tüplerin içinde malzemeleri içeriyor. 350 adet sensör barındıran robot, farklı bileşen ve baharat kombinasyonlarıyla çeşit çeşit burger yapma yeteneğine sahip. Robotlar yemekleri hazırlamada ustalaşıyor. Örneğin bu dev robot pizza hazırlıyor. Ancak pizza üreten ve sunan bu robot tek başına değil, insanlarla beraber çalışıyor. Robotlar domates soslarını pişmemiş hamurların üzerine yayıyor. Ardından fırına veriyor. Dev makinede robotların ve insanların uyum içinde çalışmaları gözler önüne seriliyor. Robotlar yemekleri hazırladı, tabi içecekleri de unutulmuyor. Yeni nesil kafede baristalar yok, yerine robotlar görev alıyor. Siparişini verdiğiniz kafeyi robot kollar dakikalar içinde hazırlayıp size sunuyor. Efendim Tahsin Öztiryaki ile Tiryaki ile birlikte devam ediyoruz. Ee, sevindirici bir haberimiz var. Tahsin Bey dedi ki bunları biz de yapıyoruz dedi. <laughs> Geliştireceğiz dedi. Efendim ne kadar ne yapabiliyoruz? <laughs> Vallahi arada söylemiştim size ama yapmak mümkün. İnşallah yapacağız. Bir tane e, sergi yapmak lazım bundan sonra. Fakat bu bunu, bunu seyrettikten sonra açılara ben bir müjde vermek isterim. Dünyada tabii bununla beraber bir de donuk yemek furyası var biliyorsunuz. Şu anda bütün marketlere baktığınızda bütün yemeklerin donukları hazır. Yani için kolaylık ama ağaçlar için bence uygun bir şey değil. Fakat günümüzdeki yıllarda alakart yemek yapan lokantalar, dolayısıyla ahçılar, yani patatesi mutfakta soyan, kesen, kızartan ve masaya getiren lokantalar, sebzeyi kesen, işte sebzenin tazesini alıp satan, setten kesen lokantalar bence gündemde olacak. Dolayısıyla açılık sanatı daha önemli olacak. İyi yemek yapmayı, iyi, iyi şekilde sunmayı öğrenmeye devam edecekler. Gastronomi zaten bizim çıkış noktalarımızdan birisi. Hakikaten dünyada kendimizi gastronomiyle anlatabiliriz. Bunu da sağlamak için de elimizden geleni yapalım. Türkiye'de önemli okullar var. Türkiye'deki bütün üniversitelerde neredeyse gastronomi bölümleri yapıldı. Buralardan çıkan aşçılarla işbirliği yaparak, dünyayı onları yollayarak, Michelin yıldızlı restoranlar üreterek, yaratarak dünyada bu şekilde yol alabiliriz. Kendimize anlatmamız lazım. Sektörle çünkü içe gitmemiz gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aktardıklarınız için. İhracatın sağ ol, Yıldızları'nda biz sürenin sonuna geldik. Efendim ihracatın Yıldızları'na şimdi bir nokta koyacağız. Çok kısa bir ara vereceğiz. Arağının ardından tekrar karşınızda olacağız.